yine bir video dersinde beraberiz. Bugün cümle çeşitlerini işleyeceğim sizlerle. Cümle çeşitleriyle ilgili son 5 yılın sorularına baktığımız zaman her yıl çıktığını görüyoruz. O yüzden önemli bir konu. Sizin de önem vermenizi istiyorum cümle çeşitleri konusuna. Cümle çeşitleriyle ilgili karşımıza çıkacak soru tiplerimizi göreceğiz. Öncelikle cümle çeşitleri dediğimiz zaman yani cümle yüklemine göre sorulduğu zaman yüklemi buluyoruz ki cümlenin ögeleri konusunda yüklemi nasıl bulmamız gerektiğini öğrenmiştik zaten. Ve yüklemimiz isimse buna isim cümlesi diyeceğiz. Yüklemimiz fiilse buna da fiil cümlesi diyeceğiz. Aslına göre cümleler dediği zaman olumlu cümle, soru cümlesi, emir cümlesi, istem cümlesi, hatta istek cümlesi. Şöyle basit cümle diyoruz. Birleşik cümle diyoruz. Türemiş cümle şey uyduruyoruz. Ama yapısına göre cümleyi sorarsa bize basit, sıralı, birleşik ve bağlı cümleye bakacağız ve bunlar neymiş? Bunları sırasıyla göreceğiz arkadaşlar. Yükleminin yerine göre doğrusu türüne göre cümleler olacak. Yüklemine göre cümleler zamanda yüklemine göre cümle de diyebilir, yükleminin türüne göre de diyebilir. Sözcük türleri bakımından arkadaşlar biliyoruz ikiye ayrılıyor. İsim cümlesi ve fiil cümlesi olarak. Fiil cümlemiz birleşik çekimli eylem olan cümlelerdir. Yani yüklemi buluyoruz. Yüklemimiz fiilse bunlara fiil cümlesi diyoruz. Uzun yıllar bu iş yerinde çalıştım cümlesinde. Bakın çalışmak yüklemdir. Çalıştım diyoruz. Çalıştım kısmı yüklem. Ve çalışmak fiil olduğu için buna fiil cümlesi diyeceğiz. Öğretmenimizin sorduğu soruyu çözemedik cümlesinde. Çözemedik kısmı yüklemdir. Aynı zamanda birleşik yapılı bir sözcük bakın. Ama bize sözcüğü sorarsa birleşik yapılı fiil diyeceğiz. Çünkü çözebildik fiilinin olumsuzunu görüyoruz. İşte çözmek, çözebilmek fiil olduğu için buna yine fiil cümlesi diyoruz. Bekliyordu cümlesinde yani bakıyorum annem her günkü gibi kapıda bekliyordu derken bu cümlede yüklemimiz bekliyordudur. Ve beklemek fiil olduğu için yine fiil cümlesi diyorum. Önerilerimizi bir türlü kabul etmemişti cümlesinde. Yüklemimiz nedir? Kabul etmemişti. Kabul etmek aynı zamanda fiil olduğu için buna fiil cümlesi diyoruz. Ya da geliyorum deriz. Bakın tek bir cümleden de yüklem oluşabiliyordu. Bu bir cümledir arkadaşlar. Sözcükten daha doğrusu cümle oluşabilir. Geliyorum kısmı aynı zamanda fiil olduğu için buna yine fiil cümlesi diyoruz. Bir diğeri yükleminin türüne göre ya da yüklemine göre dediği zaman isim cümlesi yani ad cümlesi. Yüklemimiz ad soylu bir sözcük ya da sözcük öbeği olan cümlelerdir. Bunlara isimler, bakın isim cümleleri diyorduk zaten. Yüklemimiz isimse isim cümlesi diyorduk. Ne bileyim edat öbeklerini ekleyebiliriz, isim tamlamalarını ekleyebiliriz, sıfat tamlamalarını dahil edebiliriz. Yükleme eylem olmayan bütün cümleler aynı zamanda isim cümlesidir arkadaşlar. Sınavı kazandığı için çok mutluymuş cümlesinde. Yüklemimiz mutluymuş kısmıdır. Mutlunmak diyemiyoruz. Sonuçta bu bir isim. Bu yüzden isim cümlesidir. Denize göre oldukça sakindi. Deniz düne göre oldukça sakindi bugün cümlesinde. Sakindi yüklem. Sakinmek diyemiyoruz. Bu bir isim. Bakın ek eylem alıp yüklem olmuş. O zaman isim cümlesidir. En çok sevdiği şey yürümekti. Yürümektir yüklem. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şey yürü kelimesi tabii ki fiildir. Fakat mak ekini alıyorsa, isim fiil ekini alıyorsa yani artık isimleşmişti.
O zaman buna isim diyoruz. Bakın ekmek diyemediğimiz için bunun isim olmayabilmemiz gerekiyor. Fiilimsiler demiştim. Buna dikkat edin. Amacımız biraz eğlenebilmekti cümlesinde. Yine eğlenebilmekti yüklem. Eğlenebil kısmı tabii ki fiildir. Çünkü makmek ekini getirebiliyoruz. Ama makmek ekini artık fiilin adı olmuştu. Bizi günler öncesinden bu geziye çağıran kendisiydi. Kendisiydi yüklem, kendisi. Yani burada gereken şey yani yürümek kelimesi, eğlenebilmek kelimesi, makmek eki orada yazıyorsa dedim bu artık fiilin adı olmuştur ve bunlara isim cümlesi diyoruz. Geçiyorum anlamlarına göre cümlelere. Arkadaşlar cümleler taşıdıkları anlamlara göre ikiye ayrılıyor. Bu olumlu cümle ve olumsuz cümledir. Ama işte soru cümlesi, ünlem cümlesi, emir cümlesi, istek cümlesi, ne bileyim, farklı ayırabiliyoruz. Olumlu cümle dediği cümlenindeki yargının gerçekleşip gerçekleşmediğine bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bakın masadaki vazo yere düşüp kırıldı. Bu cümle olumlu bir cümledir. Çünkü kırılma eylemi gerçekleşmiş. Bunda hep şöyle düşünür. Ya hocam olur mu öyle şey? Masa kırılmış işte. Şey vazo düşüp kırılmış. Bu olumsuz bir özellik, olumsuz bir durum diyemeyiz arkadaşlar. Yargı gerçekleşiyorsa biz buna olumlu cümle diyeceğiz. Yani yüklemde olumsuzluk bildiren sözcük ya da eklerimizden herhangi biri yoksa bunlar neydi? Fiillerin üzerine gelen olumsuz ame ya da mazmez. İsimlerin üzerine gelen olumsuzluk bildiren ekimiz sızsız ekiydi. Ya da yok sözcüğü, değil sözcüğü, olumsuzluk bildiren sözcüklerimizdi. Sözcük ya da eklerden herhangi biri yoksa yargı gerçekleşmiş demektir ve bu da olumlu cümledir. Bakın masadaki vazo yere düşüp kırıldı derken kırıldı yüklem. Yüklemde herhangi bir olumsuzluk bildiren sözcük ya da ek yok. Bakın mame, mazme, sızsız, yok ya da değil sözcüklerinden herhangi biri yok. O zaman bu cümle olumludur çünkü yargımız gerçekleşmiş. Okula yine derslerine çalışmadan gitmişti. Gitmişti yüklem. Yargı gerçekleşmiş, bakın okula gitme yargısı gerçekleşmiş. Nasıl gidip gitmediği bizi ilgilendirmiyor. İster çalışarak gitsin, ister çalışmadan gitsin. Uyandırdığı izlenimlere bakmayacağız arkadaşlar. Duygu ve düşüncelerine bakmayacağız yani. Gitme yargısı gerçekleşmiş, yüklemde olumsuzluk bildiren sözcük ya da eklerden herhangi biri olduğu için olumlu cümle diyoruz. Verilen işi yapmamaktan korkuyordu. Korkuyordu yüklem, yüklemde olumsuzluk bildiren sözcük ya da ek olmadığı için olumludur. Korkuyordu, desin olumsuz olacaktı. Dünkü 8 kişi vardı. Vardı yüklem. Bakın kelimesi olumlu bir sözcüktür. Ya da şöyle diyeyim. Onun oldukça fazla sorunu vardı diyelim. Varmış, olumsuzmuş diye düşünmeyeceğiz dedim. Yargı gerçekleşiyor bakın. Var kelimesi olumlu bir sözcüktür. Bu yüzden buna yine olumlu cümle diyoruz. Bu yılki kitap fuarından daha renkliydi. Renkliydi yüklem. Ve yine yargıda olumsuzluk bildiren sözcük ya da ek olmadığı için olumlu cümle diyoruz. Bakın yine onun çok derdi var dediğimiz zaman var dediği için olumlu. İşte bunu olumsuz yapacak olursak ne derdik? Derdi yok derdik. O zaman olumlu ne güzel bir özellik demeyeceğiz arkadaşlar. Tam tersi olumlu. Bir diğeri anlamlarına göre cümlelerden olumsuz cümle. Bunda da dediğim gibi yargının gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıyorduk. Yargımız gerçekleşmiyorsa buna olumsuz cümle diyeceğiz. Yani eylem cümlelerinde olumsuzluk eki olan mame ya da mızmız eki varsa ya da isim cümlelerinde yok, değil sözcükleri ya da sızsız eki varsa yargı gerçekleşmiyor demektir ve olumsuz cümle. Bakalım, veli toplantısına kimse katılmadı. Katılmak fiiline mame olumsuzluk eki gelmiş. Bu yüzden yargı gerçekleşmediği için olumsuz cümle. Bu yolda hiç kaza olmadı.
Olmaz. Aa, ne güzel. Bilmiyoruz. Kaza olmaz demiş. Yargı gerçekleşmiyor. Bakın mazmez kullanılmış. Bu yüzden olumsuz cümledir. Sokaklar bugün kalabalık değil. Değil kelimesi ek eylemin olumsuzluğu da aynı zamanda. Değil kelimesini gördüğümüz zaman buna yine olumsuz cümle diyeceğiz. Soruların hepsini çözebilen yok. Yok kelimesini gördük. Yok yargı bildiren bir sözcük. O yüzden yine olumsuz. Göz alabildiğine uzanan. Verimsiz de yüklem. Verimsiz diyor bakın ismin üzerine gelen ikimiz. Bunu da burada cümledir. Binanın bu dairesi ışık almıyor cümlesinde almıyor yüklem ve almıyor. Orada bir daralması var aynı zamanda. Olumsuz cümle diyoruz. Gerçekleşip gerçekleşmediğine bakacağız dedim. Bizi uyandırdığı izlenimlere kesinlikle bakmıyoruz arkadaşlar. Olumlu ve anlamca olumsuz yapıcı olumlu cümle ya da tam tersi anlamca olumlu yapıcı olumsuz cümle olmak üzere ikiye ayrılır yine. Olumsuz yapıcı olumlu cümle bakalım. Sözcük ya da ek var mı? Buna bakıyoruz. Bakalım. Gücüm mü var cümlesinde? Bakıyoruz yüklemimiz hemen nedir? Var. Arkadaşlar var kelimesi olumlu bir sözcüktü. Bu yüzden cümlemiz yapıca şu an olumludur. Ama dikkat edin, senden ayrı kalmaya dayanacak gücüm mü var derken sözde soru cümlesidir. Bize demek istediği şey senden ayrı kalmaya dayanacak gücüm yok kısmıdır. İşte cümledeki anlamda yani çıkan anlamda olumsuzluğu gördük. Yok diyor. Yok kelimesi olumsuzdu. Var kelimesinin tam tersi. Bu yüzden yapıca olumlu, anlamca olumsuz cümle. Yani yapıca deyince yükleme baktım. Anlamca dediği zaman çıkarılan anlama baktım. Ben hiç sorunu kestiremediğim işe, sonunu kestiremediğim işe girer miyim? Arkadaşlar yüklemi buluyorum. Girer miyim yüklem? Yüklemde olumsuzluk bildiren sözcük ya da eklerden herhangi biri olmadığı için bu cümle yapıca olumlu oldu. Girer miyim diyor. Bakın olumsuzluk bildiren hiçbir şey yok. Ama çıkan anlama baktığımız zaman ben hiç sonunu kestiremediğim işe girer miyim? Yani girmem demek istiyor. Bakın bu sonunu kestiremediği işe girip girmemesi olumlu mu olumsuz mu diye sizde uyandırdığı duygu ve düşünceye kesinlikle bakmayacağız arkadaşlar. Çıkan anlamda mane olumsuzluk ekini görüyoruz. O yüzden anlamca olumsuz cümle oldu. Konuklarımız ne yemek yedi ne suyumuzu içti. Unutmayalım anlatım bozukluğunda da söyleyeceğim. Ne bağlacının olduğu her yerde biçimce yani yapıca olumlu anlamca olumsuz cümle var. Bakın konuklarımız ne yemek yedi diyor yedi yüklem. Ne suyumuzu içti içti yüklem. Yüklemlerde olumsuzluk bildiren hiçbir şey olmadığı için yapıcı olumlu oldu. Ama çıkan anlamda ne yemek yedi ne suyumuzu içti derken yemek de yemedi. Su da içmedi anlamı var. İşte çıkan anlamda bakın mame olumsuzluk ekini gördüğümüz için arkadaşlar anlamca olumsuz oldu. Yine aynı mantık. Ne kızını verir ne dünürü küstürür. Ne bağlacının olduğu her yerde yapıcı olumlu anlamcı olumsuz cümle olacak. Bakın bu cümlenin kurulumu bu şekilde doğrudur arkadaşlar. Cümleyi şöyle kursaydım ne kızını vermez ne dünürü küstürmez deseydim bu anlatım bozukluğu olacaktı. Orada göreceğiz zaten. Verir demiş yüklem, küstürür demiş yüklem. Yargıda olumsuzluk bildiren sözcük ya da ek olmadığı için olumlu cümle. Ama bize demek istediği şey kızını da vermez, dünürü de küstürmezdir. Çıkan anlamlarda bakın mazmez geniş zamanın olumsuzu ekini görüyoruz. Bu yüzden anlamca olumsuz oldu. Sanki bu olayın bütün sorumlusu benim. Arkadaşlar bütün sorumlusu bir demek istiyor. Benim yüklem. O zaman biçimce olumlu yani yapıcı olumlu. Ama anlamca cümleye yine bakalım. Sanki bu olayın bütün sorumlusu benim derken itiraz ediyor bakın. Ben değilim demek istiyor. Ben
değilim demek istiyor. İşte çıkan anlamda değil kelimesi, yani olumsuzluk bildiren bir sözcük var. Bu yüzden anlamca olumsuz cümle oldu. Ayıkla şimdi pirincin taşını. Ayıkla demiş bakın. Yüklemde olumsuzluk bildiren herhangi bir şey yok. Bu yüzden yapıca, yani biçimce olumlu. Ama demek istediği şey ayıklayamazsın. Yani taşını ayıklayamazsın demek istiyor. İşte çıkan anlamda mazmeze gördük. Anlamca olumsuz. Geldi bu adama laf anlat. Anlat demiş yüklem. Yapıca olumlu. Ama bu adama laf anlatamazsındır. İşte mazmez ekini görüyorum yine. Anlamca olumsuz oldu. Evet. Bir de dedim bunun tam tersi var arkadaşlar. Bu da anlamca olumlu. Yapıcı yani yapıcı dediği zaman neye bakıyorduk? Yükleminde olumsuzluk bildiren sözcük ya da ek var mı? Buna bakıyorduk. Arkadaşlar, sen yemek yaparsın da ben hiç beğenmez miyim cümlesinde. Yükleme bakıyoruz, beğenmez miyim demiş. Mazmezi kullanmış. O zaman yapıcı olumsuz oldu. Ama çıkan anlam sen yaparsın, ben beğenmez miyim? Yani beğenirim. Çıkan anlamda olumsuzluk bildiren herhangi bir şey olmadığı için anlamca olumlu, yapıcı olumsuz oldu. Neden böyle davrandığını anlamıyor değilim cümlesinde. Anlamıyor değilim. Arkadaşlar dikkat edelim buna. Hani matematikte bir kuralımız vardı. Eksi ile eksinin çarpımı artıydı. Bakın aynı şey Türkçe'de de var. Yani bir cümlede birden fazla olumsuzluk bildiren sözcük ya da ek kullanılıyorsa biçimce olumsuz ama anlamca olumlu cümle olur. Bakın anlamıyor değilim derken değilim kelimesi olumsuzluk bildiriyor. Bir de burada mame olumsuzluk eki var. Anlamıyor değilim yani anlıyorum. İşte iki olumsuz durumdan bir olumlu durum çıktı bakın. Bu yüzden yapıcı olumsuz ama anlamcı olumlu oldu. Bu markette yok yok bakın yok yok yani her şey var demek istiyor. Yine yapıcı olumsuz anlamcı olumlu. Seni sevmediğimi düşünme cümlesinde. Bakın düşünme demiş olumsuzluk bildiren bir ek. Sevmediğimi derken bir tane daha var. Yani seni seviyorum demek istiyor arkadaşlar. Bu yüzden anlamca olumlu. Bu araba buraya mı park edilir? Yine sözde soru cümlelerinde karşımıza çıkıyor. Park edilir yüklem ve yüklemde olumsuzluk bildiren herhangi bir şey olmadığı için yapıcı yani biçimci olumlu. Ama bize demek istediği şey bu araba buraya park edilmez kısmıdır. İşte park edilmez yani mazmede görüyoruz. Anlamca olumsuz cümledir diyorum arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim sizde uyandırdığı duygu ve düşünceye kesinlikle bakmayacağız. Mesela şöyle bir cümle kursam. Kazada tüm ailesi ölmüş dediğimiz zaman. Ölme yargısı gerçekleştiği için buna olumlu cümle diyeceğiz. İşte herkes ölmüş yazık olumsuz demek yok arkadaşlar kesinlikle. Ya da kazada hiç kimse ölmemiş deseydi ona da yargı gerçekleşmediği için olumsuz cümle demek zorundayız. Anlamlarına göre cümlelerde temel olarak iki şey vardı olumlu ve olumsuz cümle ve bunları ayırdık. Diğerleri de karşımıza çıkabilir ki oldukça basittir zaten soru cümlesi. Soru anlamı olan cümlelere yani cevap bekleyen cümlelere biz soru cümlesi diyoruz. Neden sen de bizimle yarınki geziye katılmıyorsun? Neden demiş bakın cevap bekliyor soru cümlesi. Sınavdaki soruların kaçını cevapladın? Kaç demiş soru cümlesi. Beni anladın mı dediğimiz zaman yine mı soru edatıyla kurulan soru cümlesi. Bu soru sözcüklerinin türlerini de soruyor bize. Neden niçin anlamına geldiği için soru zarfı demiştik. Çekim eki aldığı için soru zamiri. Burada da mı soru edatını görüyoruz zaten. Arkadaşlar soru ekimiz olan daha doğrusu soru edatı olan mı değişik anlamlar da katabilir. Mesela beni biraz dinler misiniz derken rica ediyor. Dinlememizi istiyor. Bu yüzden istek anlamı katmış ya da rica anlamı katmış diyoruz. Sessiz olabilir miyiz derken uyarı anlamı katıyor arkadaşlar. Bu suda içilir mi? İçilmez. Zaten bakın biçimce yine olumlu anlamca olumsuz cümleye de girer. Beğenmeme anlamı katmış.
Bütün bunları ben mi söylemişim? Aslında söylemedim demek istiyor. Bakın mı soru edatını gördük ama sormuyor. Sor anlamı yok dedim. Bunlar sözde soru cümlesidir. İnkar, kabullenmeme anlamı var. Bütün bunları ben söylemedim. Yine biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümledir. Sözde soru cümlemiz var ki bahsettim zaten. Arkadaşlar cümlede cevabı kendinin bildiği yani cevap beklenmeyen cümlelere biz soru cümlesi, sözde soru cümlesi diyoruz. Senin ne kadar zorluğa katlandığını bilmez miyim? Bakın mı soru edatını gördük. Soru cümlesidir ama cevabı biliyor aslında. Senin ne kadar zorluğa katlandığını biliyorum demek istiyor. Yine bakın az önceki yere geldim. Biçimce olumsuz, anlamca biliyorum dediği için olumlu cümledir. Anlattıklarına inanmaz olur muyum? Olur muyum demiş. Mı soru edatını görüyorum. Bu yüzden soru cümlesidir. Fakat cevabı bildiği için arkadaşlar sözde soru cümlesi diyoruz. Anlattıklarına inanmaz olur muyum? Yani olurum. Yine biçimce olumsuz, anlamca olumlu. Sen çağırırsın da o gelmez mi? Sözde soru cümlesidir. Gelir demek istiyor. Mazisi yıkık milletin atisi olur mu derken olur mu demiş bakın soruyor ama cevabı kendisi biliyor. Yani demek istediği şey olmaz kısmıdır arkadaşlar. İnsanları kendine inandırmak kolay mı? Soru edatını gördüm. Kolay değil demek istiyor. Yine cevabı biliyor. Bu kadar eşyayı almaya para mı yeter? Yetmez bakın. O küçücük çocuğa bu ağır işler yaptırılır mı? Yaptırılmaz. Bu da tam tersi. Biçimce olumlu oldu, yapıcı olumlu ama anlamca yaptırılmaz dediği için olumsuz. Yeşilden daha güzel renk olur mu derken olmaz demek istiyor arkadaşlar. İşte bunların hepsine biz sözde soru cümlesi diyoruz. Gerçekten sormuyor. Fakat sadece amacı neydi bunun? Karşıdakine onaylatmak. Evet, anlamına göre cümlelerden bir diğeri şart cümlesi. Eylemin gerçekleşmesi başka bir eylemin gerçekleşmesiyle alakalıysa yani bir koşula bağlandıysa bunlara şart cümlesi diyoruz. Mesela bu evi temiz kullanmak şartıyla kiralayabilirsin. Çok bariz belli bakın bir yargı diğerine şartla belli bir şartla bağlanmış. Yani kiralayabilmemizin şartı neymiş? Temiz kullanmak. Zaten şartıyla kelimesini gördük çok bariz belli. Geç saatlere kadar çalışırsak işi bitirebiliriz. Biz şart gibimiz saseydi. İşte işi bitirebilmenin şartı nedir? Geç saatlere kadar çalışmak. Eve geldiyse bizi beklesin. Beklemesinin şartı nedir? Eve gelmesi. Ankara'ya gidersen Kızılay'dan bana kaset al derken. Kaset almasının şartı neymiş? Ankara'ya gitmesiymiş arkadaşlar. Beni arayan dursun ise gelmediğimi söyleyin. Bakın. Hangi durumda gelmediğimi söyleyin. Arayan dursun ise gelmediğini söyleyin. Yine şart koşul cümlesidir diyeceğiz. Arkadaşlar bizim şart gibimiz sase dedik. Ama bazen bu istek anlamı katar. Bu durumda yardımcı cümle ya da şart cümlesi olmaz. Çünkü biz birazdan diyeceğiz ki yani daha doğrusu bir sonraki dersimizde diyeceğiz ki şart koşul cümleleri aynı zamanda şartlı birleşik cümle diyeceğiz. Ama saseyi gördüğümüz her yerde tabii ki şartlı birleşik cümle var diyemeyiz. Çünkü farklı anlamlarda katabiliyor. Bakın kar yağsa da top oynasak derken şuradaki sase şart anlamı dışında istek anlamı katmış. Bunu biz kip kayması diyorduk. Ama tabii ki şuradaki sasenin şart anlamı kattığını görüyoruz. Önümüzdeki iki ayı bir geçirebilsek. Önümüzdeki iki ayı bir geçirebilsek cümlesinde tam bize göre bir cümle oldu bakın. Geçirebilsek derken istek anlamı kullanılmış arkadaşlar. Şart kipinin istek anlamı kattığını görüyoruz. Onu bir bulsam dediği zaman yine sase şart kipimiz istek anlamı katmış. Bu yüzden bunlara şart cümlesi diyemiyoruz. Cümlelerde şart anlamı her zaman sase ile sağlanmaz tabii ki farklı sözcük ya da eklerle de kurulabilir. Mesela kursa devam etti mi kazanır derken mı soru edatımızın burada şart anlamı kattığını görüyoruz. Yani kazanmasının şartı neymiş? Kursa devam etmesiymiş. Büyüklerin yanında oturacaksın ama konuşmadan.
Bakın büyüklerin yanında oturmanın şartı neymiş? Konuşması. Bunu da şuradaki ama bağlacıyla görüyoruz. Seni gördükçe onu hatırlıyorum. Onu hatırlamasının şartı neymiş? Seni görmesiymiş arkadaşlar. Yarın geri vermek üzere alabilirsin derken atıyorum kitap alabilirsin, kitabımı alabilirsin diyelim. Almasının şartı neymiş? Yarın geri vermesiymiş. Yani yarın geri vermek şartıyla alabilirsin diyor bize. Bunlara şart cümlesi dedik. Ünlem cümlesi oldukça basit. Ünlemin ne demek olduğunu biliyoruz. Aşırı korku, heyecan, üzüntü, tiksinti ve benzeri duygular varsa dedim. Ya da seslenme bildiren bir sözcükse bunlara ünlem cümlesi diyoruz. Mesela ah ne yaptım demiş ünlem. Burayı hemen boşaltalım derken bir uyarı söz konusu, bakın ünlem cümlesidir. Öyle yorgunum ki yine ünlem cümlesi. Eyvah geç kaldım derken yine ünlem cümlesidir. İmdat, boğuluyorum deriz. Ya da çok ilginç deriz. Bakın bir şaşırma anlamı var. Ne kadar güzel dedik, bir şeyin aşırı beğenilmesi söz konusu. Çabuk eve git uyarıyor yine. Ne olur yardım et, dışarı çık. Ah şimdi oldu diyoruz. Bunlar da herhangi bir duygu söz konusu olduğu için ünlem cümlesidir. Bir de ünlem ifade eden sözler az önceki örneklerde olduğu gibi her zaman cümle halinde olmayabilir. Seslenme ünlemleri de var çünkü biz ünlemlerimiz de var. Ey Türk gençliği dedik, bakın seslenme bildiriyor. Hemşehrilerim diyoruz, seslenme bildiriyor. Tanrım deriz, seslenme bildiriyor. Ya da Mehmet dedik, bakın bir seslenme var. İşte ay elim deriz, hay Allah, vah zavallı ya da vay sersem gibi bir duygu ifade ettiği için bunlara da ünlem cümlesi diyoruz arkadaşlar. Emir cümlemiz bir diğeri. Emir kipiyle çekimlenen cümlelere emir cümlesi diyebiliriz. Arabadaki kitapları buraya getir. Bakın emir kipimiz neydi bizim? Eki yoktu zaten bunun. Getirmesini emrediyor. Getirmek fiili kullanılmış emir cümlesidir. Derhal odanızı toplayın. Bakın toplayın demiş emir cümlesi. Hemen buraya gel diyor. Herhangi bir kip kullanılmamış, ek kullanılmamış. Daha doğrusu bu yüzden bunlara emir kipi diyorduk. Bunları da yıka derken yıkamasını emrediyor arkadaşlar. Şimdi bazen emir kipiyle çekimlenmediği halde anlamca emir ifade eden cümlelerimiz de karşımıza çıkabilir. Bunlara da hani kip kayması diyorduk ya zaten. Bu yazıyı arşive götüreceksin derken acak ecek gelecek zaman kipi kullanılmış. Ama emir anlamında kullanılmış. Yani yine götürmesini emrediyor. Yarın herkes burada olmalı derken sonuna da ünlem işaretini koyduk zaten. Emir olduğu belli bakın. Malı meli gereklilik kipi kullanılmış. Ama burada gereklilik değil, ünlem anlamı, pardon, emir anlamı vardır. Evet, yükleminin yerine göre cümleler. Yani ögelerinin dizilişine göre de diyebiliriz. Yükleminin yerine göre de diyebiliriz. Burada da yine yüklemi bulmamız bizim için önemli. Arkadaşlar ögelerinin dizilişine göre cümleleri biz ikiye ayırıyorduk. Bu da kurallı cümle, yani düz cümle ve devrik cümle olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kurallı cümle dediğimiz şey yüklemi en sonda olan cümlelerdir. Çok uzaklardan kuş sesleri duyuluyordu. Duyuluyordu. Yüklenme en sonda olduğu için kurallı cümle. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır derken çıkarır, yüklenme en sonda, kurallı cümle. Eğitim hayatımız boyunca hepimize yardım etti. Yardım etti, yüklem ve yine kurallı cümle. Arkadaşlar eğitim hayatımız boyunca hepimize yardım etti o deseydik kesinlikle kurallı cümle değil, devrik cümle olurdu. Yani kendisinden sonra küçücük bir bile gelse buna devrik cümle diyeceğiz. Bu konuyu sizinle daha önce görüşmemiş miydik? Yine bakın görüşmemiş miydik? Yüklem o yüzden kurallı cümle en sonda çünkü. Bugün hava her zamankinden daha sıcaktı. Sıcaktı yüklem. Yine açıklardan dev gibi gemiler geçiyor cümlesinde geçiyor yüklem. Yurdumun bağına, bahçesine bahar geldi derken geldi yüklem. Bu yüzden bunların hepsine kurallı cümle dedik. Arkadaşlar cümlenin ögeleri konusunda işlemiştim ama vurgudan bahsetmedik. Şimdi kurallı cümlede, yani yükleme en sonda olan cümlede vurgulanan öge her zaman yüklemden bir önceki sözcüktür. Bakın çok uzaklardan kuş sesleri duyuluyordu. Duyuluyordu yüklem,
ne duyuluyordu? Kuş sesleri özne. O zaman yükle en yakın ögemiz burada öznemizdir. Vurgulanan öge öznedir. Buna vurgulanan öge de diyebilir, en önemli öge de diyebilir. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Çıkarır yüklem, ne çıkarır? Tatlı dil özne. Neyi çıkarır? Yılanı nesne. Nereden çıkarır? Deliğinden dolaylı tümleç. O zaman yükleme en yakın olan ögemiz bakın dolaylı tümleçtir. En önemli öge de dolaylı tümleç diyeceğiz. Şurada yine hepimize dedik kime sorusuna cevap veriyor dolaylı tümleç. Görüşmemiş miydik daha önce derken zarf tümleci vurgulanmış gibi yüklemden bir önceki öge her zaman kurallı cümlede vurguyu üzerine alır arkadaşlar. İkinci cümlemiz ise devrik. Buna kuralsız cümle de diyebiliriz. Yüklemi en sonda olmayan cümlelerdir. Bu başta da olabilir, ortada olabilir, fark etmez. Hepimiz canla başla çalışıyoruz. Çalışıyoruz yüklem bakın. Burada demiş. Yüklemden sonra herhangi bir öge geldiği için bu devrik cümledir. Papatyalar uyandırdı bizi nihayet kış uykusundan. Bakın uyandırdı yüklem ve en sonda değil. Doğanın canlandığı bir mevsimdir ilkbahar. Yine mevsimdir demiş. Bu aynı zamanda bir isim cümlesi ve yükleme en sonda olmadığı için devrik cümle. Nasıl ders çalışacağınızı bilmez miyim? Hiç demiş. Bakın bilmez miyim yüklem. Bir başkadır benim memleketim diyorum. Bir başkadır yüklem. Gezdim seni sokak sokak derken yine gezdim kısmı yüklemdir. İşte kurallı cümlede yüklemden bir önceki öge vurgulanıyordu. Devrik cümlede ise arkadaşlar yüklemin yeri bizim için önemli. Yüklem ortalarda bir yerdeyse yüklemden bir sonraki öge vurgulanır. Bakın burada dolaylı tümlecimiz vurgulanmış. Çünkü yüklem ortalarda bir yerde, yüklemden bir sonraki öge vurguyu üzerine alıyor. Papatyalar uyandırdı bizi nihayet kuş uykusundan derken. Uyandırdı, yüklemdi. O zaman vurgu nedir? Nesnenin üzerindedir bakın. Doğanın canlandığı bir mevsimdir ilkbahar. Yine vurgumuz öznenin üzerindedir. Nasıl ders çalıştığını bilmez miyim hiç derken hiç demiş zarf tümlecidir. Yani vurgu zarf tümlecinin üzerinde. Fakat yüklemimiz ilk öge ise bir başkadır benim memleketim diyor. Arkadaşlar vurgu yüklemin kendisinde olacak. Gezdim seni sokak sokak dediğimiz zaman vurgu yine yüklemin kendisinde olacak. O zaman devre cümlelerde dedim. Yüklemden bir sonraki öge vurgulanıyor. Ama yüklemimiz ilk öge ise vurgu yüklemin kendi üzerindedir arkadaşlar. Şimdi bu cümleleri bir de anlattığım diğer şeylere göre inceleyecek olursak, yani anlamına göre, yüklemenin yerine göre ve türüne göre inceleyecek olursak, hepimiz canla başla çalışıyoruz burada. Yükleminin türüne göre derse çalışmak fiil olduğu için bu bir fiil cümlesidir. Anlamına göre dediği zaman, eylemde bakın olumsuzluk bildiren herhangi bir şey olmadığı için olumlu cümle diyeceğiz. Ve yükleminin yerine göre derse de buna devrik cümle diyoruz. Bu şekilde inceleriz. Yapısı bakımından da inceleyeceğiz zaten. Papatyalar uyandırdı bizi nihayet kış uykusundan derken uyandırdı yüklem. Uyandırmak fiil olduğu için türüne göre fiil cümlesidir. Anlamına göre bildiren herhangi bir şeyden bahsetmemiş yine olumlu cümle. Türüne göre ise devrik cümledir diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde incelememiz gerekiyor. Evet. Bir diğeri ise eksiltili cümlemiz. Yani yükleme olmayan cümlelere biz eksiltili cümle diyoruz. Yükleme yazılmayıp yükleme okuyucunun zihninde tamamlanması beklenen cümlelerdir. Böyle de diyebiliriz. Bakın önümüzde göz alabildiğine bir kumsal. Zaten noktalama işaretlerinde anlatırken 3 noktada bahsetmiştik. Yükleme olmayan cümlelerin sonuna 3 noktayı koyuyoruz. Yani önümüzde göz alabildiğine bir kumsal var demek istiyor. Bize okuyucunun zihninde de tamamlanması beklenmiş bakın. Denizin tam ortasında adalara doğru nazlı nazlı yol alan vapurlar demiş. 3 nokta yine vapurlar var demek istiyor. Kız beşikte çeyiz sandıkta 3 nokta. Düğün el ile harman yel ile deyip 3 noktayı koyuyor. Dediğim gibi bizden
tamamlamamızı istiyor zaten. Bu tarz cümlelere eksiltili cümle diyoruz. Evet. Şöyle bir soru. Onu yetiştirmekle zaman kaybettiğimi hiç düşünmedim cümlesinde. Demiş ki yukarıdaki cümle anlamı, yükleminin türü ve öge dizilişi bakımından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur diyor. Yüklemi bulacaktık ilk başta. Onu yetiştirmekle zaman kaybettiğimi hiç düşünmedim. Düşünmedim yüklem. O zaman anlamına göre arkadaşlar olumsuzluk eki kullanıldığı için buna olumsuz cümle diyorum. Yükleminin türüne göre dediği zaman isim cümlesi, fiil cümlesi mi buna bakıyorduk. Ve son haline bakın arkadaşlar. Yani yapım eki aldıktan sonraki haline bakın. Köküne bakmayın. Düşünmek fiildir. O zaman türüne göre bu bir fiil cümlesi. Ögesinin dizilişine göre ise yüklemi en sonda olduğu için kurallı yani düz cümledir. Evet. Aşağıdaki cümlelerden hangisi şekilce olumsuz olduğu halde anlamca olumludur diyor. Yani biçimce olumsuz, anlamca olumlu cümleye diyor, bakıyoruz. Gidecek hiçbir yerim kalmadı artık benim. Kalmadı yüklem. Bakın yüklemde olumsuzluk bildiren bir sözcük var. O zaman biçimce olumsuz ama anlamca da olumsuz. Bu yüzden bir kere de sözümü dinlemedi ki hiç. Dinlemedi ki yüklem. Yüklemde olumsuzluk bildiren sözcük ya da iki görüyoruz. Ve yine anlamca da olumsuz arkadaşlar. Son günlerde sigara içmiyor. İçmiyor yüklem, olumsuzluk ekini gördük. Biçimce ve anlamca olumsuz. Yeni açılan markette yok yok derken yine yok yok demiş bakın. Az önce verdiğim örnek olarak karşımıza geldi bakın. Birden fazla olumsuzluk bildiren sözcük ya da ek varsa dedim. Şekilci olumsuz olduğu halde anlamca olumluydu. Yani her şey var demek istiyor bizim. Bu cümlenin olumsuz soru ve devrik biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bir cümle veriyor bize. Bu tarz sorular gelebilir yine. Bu cümleyi diyor olumsuz yap, cümlesi yap ve devrik cümle yap diyor. Bakalım dün gece damdaki kiremitlerden biri gürültüyle düştü cümlesinde. Olumsuz olacaksa düşmedi olacak değil mi? Soru cümlesi olacaksa aynı zamanda düşmedi mi şeklinde olacak bakalım. Dün gece damdaki kiremitlerden biri gürültüyle düştü değil mi? Arkadaşlar değil mi demiş. Yüklemi en sonda olduğu için bu cümle devrik olmadı. Devrik olmasını istiyordu. Damdaki kiremitlerden hiçbiri dün gece gürültüyle yere düşmedi mi? Aynı şekilde bakın gitti. Dün gece gürültüyle düşmedi mi damdaki kiremitlerden biri? Bakalım düşmedi mi demiş devrik. Olumsuzluk ekini getirdik, olumsuz ve soru edatını getirdik, soru cümlesi. Bizden cevabımız C şıkkı. Yani böyle sorduğun zaman bize, bakın en kolayı aslında nedir? Devrik ve kurallı cümleyi belirlemektir. Önce onları belirleyin. Yüklemi en sonda olduğu için şu ilk ikisini eledim zaten. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki dizelerden hangisi yüklemin yerine göre ötekilerden farklıdır? Yani kurallı mı, devrik mi buna bakıyorum. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Mektuptur yüklem bu yüzden devrik cümle. Ulaşır bekleyişin yıldızlı sabahına yüklem ve yine devrik cümle. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden yine yayılır yüklem. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına, dokunmuştur yüklem. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım derken, olsaydım. Evet, geliyor hemen. Olsaydım yüklem. Bu yüzden bunların hepsi devrik cümleyken E şıkkı kurallı cümle oldu arkadaşlar. Yükleminin yerine göre. Diğer sorumuz, bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi öge dizilişi yönünden diğerlerinden farklıdır? Bakın öge dizilişi demiş ya, biz yine önce yüklemlere bakalım. Yani cümlenin ögeleri sorusu da olabilir bu.
Cümle türleri sorusu da olabilir. Öncelikle bir yüklemleri bulalım. Bazı yazarlar bugüne kadar okuduğumuz kitapları bir kenara yığıp sizi bu kitapla dünyanın ortasında yapayalnız bırakır, bırakır yüklem. Siz yalnızca onun kapısını çalarsınız. Hemen çiziyorum yine kurallı cümle. Yalnızca onun kitaplarına dokunmak istersiniz. O kelimeleriyle size yeni bir dünya kurmuştur. Yine kurmuştur yüklem. Her şeye rağmen kalbinizden bir ılıklık akmıştır. Hayata karşı akmıştır yüklem. Arkadaşlar bakın hem ögeler sorusu bu. Yani cümlenin ögeleri sorusu aslında. Bu tarz sorularda zaman kaybetmemek açısından işte birinci cümlenin tüm ögelerini bulmaya kalkmayın. Önce bir yüklemlerini bulun. Ola ki bir devrik cümledir. Çok daha rahat yani vakit kaybetmeden kolaylıkla çözebiliriz bu tarz sorularda. Evet. Arkadaşlar cümle türleri konusu anlamlarına göre, yükleminin yerine göre ve türüne göre cümleler olmak üzere hani dörde ayrılıyordu. Bir de yapısına göre cümleler var. Yapısına göre cümlelere geçmeden ki çok uzun olmasın dersimiz burada bırakacağım. Önümüzdeki haftaki dersimizde ise yapısına göre cümleleri işleyeceğiz. Asıl zaten bilmemiz gereken kısım o kısımdır. Bugünlük burada kalalım. Hayırlı Ramazanlar aynı zamanda. Hoşça kalın.